Herkese merhabalar. yayınlarının birinci kitap Föy 45, kümelerin üçüncü föyüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kümelerdeki işlemlerle sembolik mantık kuralları arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Sembolik mantık, buradaysa kümelerdeki karşılığını görmüş olacağız arkadaşlar. Yanlış, bakın neydi? Sıfır. Burada boş küme. Bu şekilde ne yapılıyordu? Gösteriliyordu. Doğru neydi? Birdi. Burada evrensel küme, E ev olarak gösteriyorduk. Veya arkadaşlar bu şekildeydi, kümelerde birleşim ve arkadaşlar kümelerde kesişim değil kümelerde neydi tümleyendi denk arkadaşlar kümelerde eşittir p veya p'nin değili 1'e denkte a birleşim a'nın tümleyeni arkadaşlar bu da neydi evrensel kümeye eşitti p ve p'nin değili arkadaşlar 0'a denkte a kesişim a'nın tümleyeni bu da neydi arkadaşlar boş kümeye eşitti P ve Q veya R arkadaşlar. Bakın bunu bunun üzerine ne yapabiliyorduk? Dağıtabiliyorduk. V'nin veya üzerine dağılma özelliği vardı. P ve Q veya P veya R'ye neydi arkadaşlar? Denkti. Kümelerde ise A kesişim B birleşim C. Bakın üzerine dağıttığımız zaman A kesişim B birleşim. A kesişim C şeklinde ne yapıyordu? Gösteriyorduk. Demorgan kuralını hatırlayalım. P ve Q'nun değili arkadaşlar. P'nin değili veya Q'nun değiline neydi? Denkti. Kümelerde ise A kesişim B'nin tümleyeni arkadaşlar. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenine nedir? Eşittir. Örnek 1'e geldik. Yan taraftaki eşleştirmelerde bir elemanın A, B, C kümelerinde bulunuşu sırasıyla P, Q, R önermeliğiyle gösteriliyormuş arkadaşlar. Yani A, P ile B, Q ile arkadaşlar C C'de R ile ne yapılmış gösteriliyormuş. Buna göre... V şemasıyla gösterilen boyalı bölgelerin sembolik mantık eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi P veya Q ve R demiş birinci öncülde arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki P yerine ne yazacağım arkadaşlar? A yazmış olacağım. Veya dediğine göre birleşim yazdım. Q yerine arkadaşlar B yazdım. A birleşim B kesişim olacak arkadaşlar. V yerine ne yazıyorduk kümelerde? Kesişim yazdım. R yerine de ne yazacağım arkadaşlar? C yazacağım. Yani A birleşim B kümesi ile C kümesinin kesişimi. A birleşim B kümesi ile C kümesinin kesişen yeri bu bölgedir arkadaşlar. Dolayısıyla boyalı bölgeyi ne yapar bize temsil eder. Yani birinci öncül nedir arkadaşlar doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. P yerine A yazıyorum. Kesişim V yerine kesişim yazıyorum arkadaşlar. Q yerine B yazdım. Veya veya neydi arkadaşlar? Birleşime çeviriyorduk. R'nin değil. R'de neydi? C'di. Dolayısıyla C'nin değilim. Dolayısıyla A kümesi ile B kümesinin kesişimi ile C'nin dışını ne yapacağım arkadaşlar? Birleştireceğim. Bakın A kesişim B dediğim yer burasıdır arkadaşlar. Bununla C'nin dışını birleştirdiğim zaman yani C'nin dış kısmı şurası olmuş oluyor. Bunları birleştirdiğimiz zaman boyalı bölgenin dışındaki kısımlar da boyanmış olur. Demek ki bu ifade ne yapmıyor? Boyalı bölgeyi ne yapmaz arkadaşlar? Temsil etmez. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Üçüncü öncülümüze gelelim. P yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? A yazıyorduk. V neydi arkadaşlar? Kesişimdi. Q yerine B yazıyorum. Veya arkadaşlar neydi? Birleşim. R yerine ne yazıyorduk? C. Bir de bunun değili. Dolayısıyla B birleşim C'nin dışı arkadaşlar. B ile C'yi birleştirdim. Bunun dış kısmı arkadaşlar ne olur o zaman? Şu dışında kalan kısım. Bununla A kümesinin kesiştiği yer yani şu taraladığım yerle A kümesi nerede kesişir bakın şu boyalı bölgede kesişmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu boyalı bölgeyi bu ne yapar temsil etmiş olur. Yani 3. öncülde nedir doğrudur. 1 ve 3. öncüler doğru o halde doğru cevap C. Küme problemlerine geldik. Aşağıda Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilenler ve bu dilleri konuşamayanların sayıları Venn şemasıyla ne yapılmış arkadaşlar gösterilmiş. Almanca konuşabilenler A, İngilizce konuşabilenler İ, Fransızca konuşabilenler F olduğuna göre aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bulalım. Almanca konuşabilenler arkadaşlar. Almanca konuşabilenler. Bakın şuradaki elemanların ne olacak arkadaşlar? Toplamı olmuş olacak. Yani A artı D artı E artı G şeklinde eleman sayısını ne yapabiliriz? Yazabiliriz. B. Yalnız İngilizce konuşabilenler arkadaşlar. Yalnız İngilizce konuşabilen bu kısımdır. Dolayısıyla bu da nedir? B'ye eşittir arkadaşlar. C'de İngilizce ve Almanca konuşabilenler kesişim kümesini bizden istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da E artı G'ye nedir? Eşittir. D seçeneğinde Almanca veya Fransızca konuşabilenler birleşimini bizden istiyor arkadaşlar. Almanca veya Fransızca dediğine göre arkadaşlar bakın A'yı aldım D'yi alacağım. E'yi alacağım. G'yi alacağım arkadaşlar. F'yi alacağım ve C'yi almam lazım. Ne yaptım? Buraları birleştirmiş oldum. Dolayısıyla yazalım arkadaşlar. A artı E artı D artı G artı F artı C şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. E seçeneğine geldik. Almanca konuşamayanlar. Dikkat edin. Almancanın dış kısmına bakacağız arkadaşlar. B var, F var, C var ve H var. Dolayısıyla bunları toplayalım arkadaşlar. B artı C artı F artı H şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Yabancı dil bilmeyenler arkadaşlar yani şu dış kısım dolayısıyla bu da nedir? H'a eşittir. G'de Almanca ya da İngilizce konuşabilenler demiş arkadaşlar. Almanca konuştuğu zaman İngilizce konuşmaması lazım. Dolayısıyla bakın şu dış kısım A ile D'nin toplamı olur arkadaşlar. A artı D ya da İngilizce konuştuğu zaman Almanca konuşmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne var? B artı F var arkadaşlar. Artı B artı F'yi de ne yaptık buraya? Ekledik. Devam edelim şimdi. A birleşim I kesişim F arkadaşlar. Bunun eleman sayısı. Dikkat edin. I kesişim F. I ile F'nin kesiştiği yer arkadaşlar. Ne olmuş olur? Bakın buradaki G ile F olmuş olur. Buna bir de A kümesini ekleyeceğiz arkadaşlar. A kümesini de ekleyelim. Dolayısıyla bakın ne gelmiş oldu buradan? A artı D artı G artı E artı F gelmiş olur. I'ya geldik arkadaşlar. S A artı S'i. Öncelikle S A'ya bakalım. S A A E G ve neydi? D D'ydi arkadaşlar. Bunu yazıyorum. A artı D artı E, e artı G artı i si arkadaşlar buna SI'yi ekleyelim şimdi. de ne var bakın B, F, G ve E var. Dolayısıyla E artı G artı B artı F şeklinde ne yapabilirim yazabilirim. I seçeneğine geldik arkadaşlar. A'nın dışı kesişim I'nin dışı. Burada De Morgan uygulanmış bakın. Bunu biz A birleşim I'nin dışı şeklinde ne yapabiliriz yazabiliriz arkadaşlar. A ile I'nin birleşimini bulalım şimdi. A ile İ'nin birleşiminin dış kısmında ne kalır arkadaşlar? Bakın C ile H kalmış olur. Dolayısıyla burası da C artı H'a eşittir. Örnek 2'ye geldik. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini konuşabilenlerin bulunduğu 25 kişilik bir sınıfta. Dolayısıyla şöyle iki tane kesişmiş küme çizelim. Bunlar İngilizce, bunlar da Fransızca dillerini konuşabilenler arkadaşlar. Dışarıda herhangi bir kimse yok arkadaşlar. Yalnız bir dil konuşabilen 8 kişi varmış arkadaşlar. Bakın şu kısımla şu kısım ne yapar? Yalnız bir dil konuşur arkadaşlar. Bunların toplamı neymiş? 8'miş. E, sınıfta 25 kişi olduğuna göre arkadaşlar 8'e ne eklersek 25 yapar 17. Demek ki bu kesişim kümesinde 17 kişi var demektir. Sorular ney? Sınıfta bu iki dili konuşabilen kaç kişi vardır? Yani bu kısmı bizden istiyor. 17 olur doğru cevap Bursa. Örnek 3'e geldik. LÖSEV'e veya Mehmetçik Vakfı'ndan en az birine bağışta bulunanların bulunduğu 70 kişilik bir yardımsever grubunda yalnız Lösev'e bağış yapanların sayısı yalnız Mehmetçik Vakfı'na bağış yapanların sayısının 2 katından 6 eksiktir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde 2 tane kesişmiş küme çizelim. Lösev'e bağış yapanlar kümesine L diyelim. Mehmetçik Vakfı'na bağış yapanlara da M diyelim arkadaşlar. Ve bize bakın burada ne demişti? 70 kişilik bir yardımsever grubu olduğunu yalnız löse ve bağış yapanların sayısı arkadaşlar. Yani bu kısım olmuş oluyor. Yalnız Mehmetçik Vakfı'na bağış yapanların sayısının 2 katından 6 eksik. Yani buna x dersek burası ne olur arkadaşlar? 2x eksi 6 olmuş olur. Grupta her iki kuruma da bağış yapan 19 kişi varmış. Yani kesişim kümesi nedir arkadaşlar? 19'dur. E dolayısıyla bunun tamamı arkadaşlar kaç kişiydi? 70 kişiydi. Toplayalım. 3x eksi 6 artı 19 ne eşit olması lazım? 70'e eşit olması lazım. 19'dan 6'yı çıkardığımız zaman arkadaşlar buradan 13 gelir. Bunu da karşıya eksi 13 olarak geçirdiğimiz zaman 3x eşittir buradan 57. Dolayısıyla x ne gelir arkadaşlar? 19 gelmiş olur. Peki bize sorulan ne arkadaşlar? Löse ve bağış yapanların sayısı. Dolayısıyla 2x eksi 6'ya 19 ekleyeceğiz. x yerine 19 yazalım arkadaşlar. 38 yapıyor. Bakın 6 çıkardığım zaman burası 32 gelmiş oldu. Dolayısıyla LÖSEV'e bağış yapanlar 32 artı 19'dan arkadaşlar ne gelir? 51 gelmiş olur. Mehmetçik Vakfı'na bağış yapanların sayısından kaç fazladır? Mehmetçik Vakfı'na bağış yapanlar x'i bulmuştuk arkadaşlar? 19 bulmuştuk. 19 artı 19'dan 38'dir. Dolayısıyla 51'den 38'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar buradan 13 olarak buluruz. Doğru cevap Edirne. Örnek 4. Bir grupta futbol oynayanların sayısı 12, basketbol oynamayanların sayısı 9. Bu iki oyundan hiçbirini oynamayanların sayısı da 5'miş arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane küme çizelim arkadaşlar. Futbol oynayanlar var, basketbol oynayanlar var ve bunun dışında bu oyunu oynamayanlardan ne yapıyor kümemiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Bu iki oyundan hiçbirini oynamayanların sayısı 5'miş. Yani şu dış kısım 5'e eşitmiş arkadaşlar. Basketbol oynamayanların sayısı neymiş? 9. Basketbolu kapattığımız zaman dış kısmı 9 olacağına göre buraya ne kaldı? 4 kaldı. Futbol oynayanların sayısı 12 olduğuna göre arkadaşlar dolayısıyla buraya da ne kaldı? 8 kalmış oldu. Bu grupta hem futbol hem basketbol oynayan kaç kişi vardır diyor. Dolayısıyla 8'dir doğru cevap diyor. bakır. Örnek 5'e geldik. Bir sınıfta A veya B gazetelerinden en az birini okuyan 42 kişi vardır. A gazetesini okuyanların sayısı arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle iki küme çizelim. A ve B gazetesini okuyanlar varmış arkadaşlar. Ne demiş bize bakın burada? A gazetesini okuyanların sayısı arkadaşlar. Yani şu kısım B gazetesini okuyanların sayısının 3 katı, her iki gazeteyi okuyanların sayısının 6 katına eşitmiş. Her iki gazeteyi okuyanların sayısına x dersem A gazetesini okuyanlar 6x olur. Dolayısıyla buraya ne kadar arkadaşlar? 5x kalmış olur. Buraya da y diyelim. Bakın burada ne diyordu? A gazetesini okuyanların sayısı yani 6x neye eşitmiş? B gazetesini okuyanların sayısının 3 katına. B gazetesini okuyanların sayısı x artı y bunun 3 katına neymiş? Eşitmiş. Buradan 6x eşittir arkadaşlar. 3x artı ne gelir? 3y gelir. 3x'i bu tarafa aldığım zaman 3x eşittir. 3y dolayısıyla x arkadaşlar y'ye eşittir. Yani buradaki y yerine de ne yazabiliriz? x yazabiliriz arkadaşlar. Toplam kaç kişi vardı? 42 kişi. Toplayalım. 5x, 1x burada 6x, 7x olmuş oldu. 7x eşittir buradan 42 ise x 6'ya eşittir. A gazetesini okuyanların sayısını istiyor bizden arkadaşlar. Bu da neydi? 6x'ti. Dolayısıyla 6 çarpı 6'dan 36'ya eşittir. Doğru cevap Adana. Örnek 6'ya geldik. 47 kişilik bir gruptaki kişiler voleybol ve tenis oyunlarından en az birini ne yapıyormuş arkadaşlar? Oynuyormuş. Dolayısıyla şu şekilde Voleybol ve tenis diyelim arkadaşlar. Bunun dış kısmında herhangi kimse yok. Devam edelim. Voleybol oynayanların sayısı arkadaşlar. Tenis oynayanların sayısının neymiş? 4 katıymış. Dolayısıyla buraya x buraya da y dersek arkadaşlar. Voleybol oynayanlar bunun 4 katı olacakmış. Yani 4x artı 4y'ye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla 4x artı 4y olması için burada 3x artı 4y kişi bulunmalı. Bakın topladığım zaman ne geliyor? 4x artı 4y gelmiş oluyor. E 47 kişilik bir grup olduğuna göre bunun tamamını toplarsak arkadaşlar buradan ne gelir? E 4x artı 5y ne eşit olmuş olacak arkadaşlar? 47'ye. Şimdi buradaki x ve y yerine uygun değerler yazmaya çalışalım. Bakın buradaki x'in yerine 8 yazdığım zaman y'nin yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? 3. Veya buradaki x'in yerine arkadaşlar 3 yazdığım zaman buradaki y'nin yerine ne yazmam lazım? 7. Dolayısıyla ne yapıyor bize? 47'yi veriyor. Bakın 4 kere 3 ne geliyor buradan? 12 geliyor. 5 kere 7 35 topladığımız zaman 47'yi ne yapıyor bize? Veriyor. Bizden istenen ne? Sadece voleybol oynayanların sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sadece voleybol oynayan neydi arkadaşlar? 3x artı 4 yedi. Dolayısıyla buradaki x yerine 8, y yerine ne yazacaktık arkadaşlar? 3 yazabiliyorduk. Yazalım. 3 çarpı 8'den 24, 3 çarpı 4'ten 12. Topladığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 36 geldi. Yani 36 olabilir. Şıklara baktık. Yok. O halde x yerine ne yazacağız arkadaşlar bu sefer? 3 yazıyorum bakın. 3 yazdığım zaman buradan 9 gelmiş olur. 7 yazarsam 4 kere 7 buradan 28 geldi. 28 ile 9'u topladığımız zaman 37 geldi. Demek ki 37'ye eşit olabilir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 7'ye geldik. 35 kişilik bir sınıfta A ya da B marka cep telefonu olan öğrenciler bulunmaktadır. Sınıfta A marka cep telefonu olan kız öğrenci sayısı B marka telefonu olan erkek öğrenci sayısının 2 katıymış arkadaşlar. B marka telefonu olan kız öğrenci sayısı A marka telefonu olan erkek öğrenci sayısından da 2 fazlaymış. Sınıfta 13 erkek öğrenci olduğuna göre A marka telefonu olan kaç öğrenci vardır diye bize sormuş. Öncelikle arkadaşlar kızlar var erkekler var. Şöyle tablo şeklinde çözümü yapacağız arkadaşlar. Kız ve erkeklerimiz var ve bunların A marka telefonları var arkadaşlar ve B marka telefonları var. Şimdi buraları isimlendirmeye çalışalım yukarıdaki bilgilere göre arkadaşlar. Ne demiş? 35 kişilik bir sınıf demiş arkadaşlar. Dikkat. Sınıfta A marka telefonu olan kız öğrenci sayısı. Yani şu kısımdan bahsediyor. B marka telefonu olan erkek öğrenci sayısının 2 katıymış arkadaşlar. Yani şunun 2 katı olduğuna göre buraya x dersek arkadaşlar burası ne olur? 2x olmuş olur. B marka telefonu olan kız öğrenci sayısı arkadaşlar. Yani şu kısımdan bahsediyor. A marka telefonu olan erkek öğrenci sayısından 2 fazlaymış. Dolayısıyla bakın şuna y dersek burası ne olur arkadaşlar? Y artı 2 olmuş olur. Ve sınıfta 13 erkek öğrenci olduğuna göre demiş. Yani x ile y'nin toplamı arkadaşlar neye eşitmiş? 13'e eşitmiş. 35 kişilik bir sınıf dediğine göre arkadaşlar bunların tamamını toplarsak buradan ne gelecek bakın. 3x artı 2y artı 2 ne eşit olması lazım? 35'e. 2'yi karşıya atarsak 3x artı 2y eşittir buradan 33 gelir. x artı y de ne eşittir? 13'e eşittir. Şimdi bu denklemi çözelim arkadaşlar. Bakın Buradaki y'yi yok etmek için alttaki denklemi eksi 2 ile çarparsak burası x gelmiş olur. 3x'ten 2x'i çıkardım. Y'ler gitti. Buradan eksi 26 gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla 33'ten de 26'yı çıkardığımız zaman x değerini 7 olarak bulmuş oluruz. x değerini götürüp yerine yazıyorum. 7 yazarsam y'nin ne olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. Peki bizden ne istiyor? A marka telefonu olan kaç öğrenci vardır? Kaç öğrenci var arkadaşlar? 2x artı y. 2x artı y bizden istendiğine göre 2x ne olur? 14. Y'yi de 6 olarak bulduk. Toplarsak buradan 20 olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 8'e geldik. Muğla veya İzmir'de evi bulunanların ya da bu iki şehirde de evi olmayanların bulunduğu 20 kişi varmış arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde küme çizerek ifade edelim. Buna Muğla kümesi diyelim arkadaşlar. Buna İzmir kümesi diyelim. Bir de bunun dışında evi olmayanlar var. Onu da bu şekilde ne yapalım? İfade edelim. Toplam kaç kişi varmış arkadaşlar? 20 kişi varmış. Bu 20 kişinin %35'i hemen 20'nin %35'ini hesaplayalım arkadaşlar. Buradan ne gelir? 7 gelmiş olur. Sadece bir şehirde evi varmış. Sadece bir şehirde evi olanlar bu kısım arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı nedir? 7'dir. %20'si her iki şehirde de evi varmış. Dolayısıyla 20'nin arkadaşlar 20'sini hesaplarsak ne gelir 4. Her iki şehir dediğine göre burası olmuş olur. E 4 burada var, 7 burada topladığımız zaman 11. E 20 kişi vardı o halde dışarıya 9 kişi kaldı arkadaşlar. Ve bize ne demiş? Topluluktakilerin %60'ının İzmir'de evi yokmuş arkadaşlar. Yani 20'nin %60'ını hesaplarsak ne gelir? 12 gelmiş olur. İzmir'de evi olmadığına göre İ kümesini kapatın. Dış kısmı 12 olması lazım. Yani buraya ne kalır? 3 kalmış olur. Çünkü 3 ile 9'un toplamı ne yapıyor? Bakın 12 gelmiş oluyor. Dolayısıyla burası 3 arkadaşlar. Toplamları 7 idi. Buraya ne kaldı? 4 kalmış oldu. Peki bize sorulan neyi Her iki şehirde de evi olanların sayısı arkadaşlar, yani 4. E, sadece Muğla'da evi olanların sayısından kaç fazladır? Sadece Muğla'da evi olan 3 kişi var. Dolayısıyla 4 eksi 3'ten 1 gelir. Doğru cevap Adana. Örnek 9'a geldik. Bir mağazada sadece 37 ve 38 numara ayakkabı satılmaktadır. Her numara için topuklu ve topuksuz ayakkabılardan en az birer tane ne yapıyor arkadaşlar? Bulunmaktaymış. O halde dörtlü küme yapalım arkadaşlar. Topuklu diyoruz. Topuklu. Topuksuz. Şöyle dörtlü küme yapacağız arkadaşlar. Bir de ne varmış burada? 37 ve 38 numara olduğunu söylemiş. 37 ve 38 numaradan varmış. Rengimizi de değiştirelim. Ayakkabıcıda 37 numara topuklu ayakkabıların sayısı. 37 numara ve ne demiş arkadaşlar? Topuklu. Yani şuradan bahsediyor. Dikkat edin. 38 numaralı topuklu ayakkabının sayısının 2 katıymış. 38 numara ve topuklu olacak arkadaşlar. Bunun 2 katı olduğuna göre yani buraya x dersek arkadaşlar burası ne olur? 2x olmuş olur. Devam edelim. 37 numara topuksuz ayakkabıların sayısı. 37 numara topuksuz olacak. Yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. E, 38 numara topuksuz ayakkabıların sayısından 10 fazlaymış arkadaşlar. Dolayısıyla buraya Y dersek burası ne olacak arkadaşlar? 10 fazla olduğundan Y artı 10 olmuş olur. Bir de bize ne vermiş arkadaşlar? Bakın bu ayakkabıda 37 ve 38 numaralı topuklu ve topuksuz toplam 70 çift ayakkabı varmış. Dolayısıyla bunların tamamını toplayalım. 3X artı 2Y artı 10 eşittir arkadaşlar. Buradan ne olur? 70 olur. 3x artı 2y eşittir arkadaşlar. Onu karşı attığı zaman ne geldi? 60 gelmiş oldu. Peki bizden ne istiyor? 38 numara ayakkabıların toplamı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Yani x ile y'nin toplamını en az istiyor. Minimum x artı y nedir diye bize sormuş. Dolayısıyla x artı y toplamını en az bulacağıma göre buradaki x'i mümkün olduğunca ne yapayım arkadaşlar? Büyük seçmeye çalışalım x yerine burada en fazla ne yazabiliriz? 18 yazabilirim. Bakın 3 çarpı 18 54. Dolayısıyla 6 olması için buradaki y yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı o 18 artı 3'ten 21 en az olarak bulunmuş olur. Doğru cevap Bursa. Örnek ona geldik. ÖSYM'nin 2014 LYS sorusu. Bir tur şirketi 3 farklı müzeye gezi düzenlemiştir. Bu gezilere katılanlarla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş arkadaşlar. 3 tane müze olduğuna göre 3 tane kümeyi ne yapalım arkadaşlar çizelim. Şöyle A müzesi diyelim B müzesi. Bu da ne olsun C müzesi olmuş olsun. Ne demiş her bir geziye 30 kişi katılmış arkadaşlar. E, 10 kişi gezilerden 3'üne de katılmış. Yani şu kesişim kümesi ne olacak arkadaşlar 10 olmuş olacak. 33 kişi en az 2 geziye katılmış. En az 2 gezi dediğine göre 3 de olabilir 2 de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla şu kırmızıyla belirttiklerim artı 10 ne olması lazım arkadaşlar 33. Bunları isimlendirelim. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Buna da C diyelim. Dolayısıyla A artı B artı C ne eşittir arkadaşlar? 23'e eşit olması lazım. 10 daha eklediğimiz zaman bakın bize ne veriyor? 33'ü vermiş oluyor. Gezilerden yalnızca birine katılmış olan kaç kişi vardır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi e, buradaki A gezisine katılan yalnız kaç kişi var? Bunu bulalım arkadaşlar. Her bir geziye 30 kişi katılmıştı. Dolayısıyla şu A kümesinin toplamının 30 olması lazım. 30'dan ne yapacağım arkadaşlar? A artı B artı 10'u çıkardığım zaman şu yalnız A gezisine katılanların sayısını bulmuş olacağım arkadaşlar. Yani 30'dan A'yı çıkartıyorum arkadaşlar. B'yi çıkartıyorum. Bir de 10'u çıkartıyorum. Aynı şekilde bakın. Buraya da 30 kişi. B'ye de 30 kişi katılmıştı. Dolayısıyla buradaki yalnız B'yi bulabilmek için arkadaşlar ne yapıyorum? 30'dan A'yı çıkartıyorum. Dikkat edin. C'yi çıkartıyorum. Bir de yine onu çıkarmam lazım. Yalnız B gezisine katlanları bulmak için. Yalnız C gezisine katlanları bulmak için yine 30'dan ne yapmam lazım? B'yi çıkartıyorum. C'yi ve 10'u çıkartıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız C gezisine katılanları bulmuş oluyorum. Zaten bizden ne istiyordu? Yalnız birine katılmış olanlar. Dolayısıyla bunların toplamını bizden istemiş arkadaşlar. Burayı topladığım zaman bakın 90 gelecek, buradan da 30 geliyor. Dolayısıyla toplamları ne geldi? 60. Şimdi ABC'leri toplayalım arkadaşlar. Her birinden bakın ikişer tane var. Eksi 2a, eksi 2b, eksi 2c. Yani burada eksi 2 parantezinde ne gelir? A artı b artı c gelmiş olur arkadaşlar. ABC toplamının ne olduğunu biliyoruz. 23 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 60 eksi 2 çarpı ne oldu? 23. E burası da ne olur arkadaşlar? 46. 60'tan 46'yı çıkartırsak 14 olarak buluruz doğru cevap Edirne. Örnek 11'e geldik. 46 kişilik bir sınıfta futbol oynayan herkes basketbol oynamakta fakat voleybol oynamamaktaymış arkadaşlar. 3 tane kesişen küme çizelim arkadaşlar. Futbol oynayanlar var, basketbol oynayanlar var ve voleybol oynayanlar var arkadaşlar. Ve ne demiş bize? Futbol oynayan herkes basketbolda oynamaktaymış. Dolayısıyla buralar arkadaşlar ne olmuş? Boş küme olmuş olacak. Fakat voleybol oynamamaktaymış arkadaşlar. Bakın futbol oynayanlar voleybol oynamadığına göre burası da nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Futbol oynayanların sayısı kaçmış? 11'miş. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? 11'e eşit olmuş olacak. Ve iki oyunu oynayanların sayısı arkadaşlar. Buraya x dersek İki oyunu oynayanların sayısı nedir? 11 artı x. Hem futbol hem basketbol oynayanların sayısından 3 fazlaymış. Hem futbol hem basketbol oynayan 11 kişi var. Dolayısıyla buradan 11'i çıkardığımız zaman bunun 3'e eşit olduğunu bize söylemiş. 11'ler giderse buradan x'in 3'e eşit olduğunu buluruz. Yani şurası da 3'e eşitmiş arkadaşlar. Bu 3 oyundan sadece birini oynayan öğrenci sayısı neymiş arkadaşlar? 20'ymiş. 3 oyundan sadece birini oynayan yani şu kısımla bu kısmın toplamı arkadaşlar neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Dolayısıyla 20 burada var. 3 burada var. 23. 11 de burada var. Ne oldu arkadaşlar? 34 olmuş oldu. E, sınıf kaç kişiydi arkadaşlar? 46. 34 burada olduğuna göre arkadaşlar demek ki dışarıda da 12 kişi var demektir. Bize sorulan ne? Bu sınıfta bu oyunlardan herhangi birini oynamayan yani dışarıda kaç kişi vardır diye sormuş. 12 olur doğru cevap Adana. Örnek 12'ye geldik. Tarih, coğrafya ve Türkçe derslerinin okutulduğu bir sınıfta bu 3 dersin en çok birinden geçen demiş arkadaşlar. En çok birinden dediğine göre hiçbirinden geçmemiş olabilir. Buna 0 diyelim. Birinden geçenlere de 1 diyelim. Bunların toplamı arkadaşlar neymiş? 20'ye eşitmiş. En az ikisinden geçen dediğine göre arkadaşlar ikisinden geçmiş olabilir ya da üçünden geçmiş olur. Bu ikisinin toplamı da neye eşitmiş? 30'a eşitmiş. En çok ikisinden geçen 41 kişi varmış. En çok ikisi dediğine göre 0 artı 1 artı 2. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 41'e eşitmiş. Bu 3 dersten de geçen kaç kişi vardır? 3 dersten geçenlerin sayısı nedir diye bize sormuş. 0 ile 1'in toplamı yani şurası 20 olduğuna göre 2 dersten geçenlerin sayısı ne olur arkadaşlar? 21 olmuş olur. 2 dersten geçenlerin sayısı 21 ise 3 dersten geçenlerin sayısı da ne olmak zorunda? 9 olmak zorundadır. Doğru cevap C. Örnek 13'e geldik. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşabilenlerin oluşturduğu 48 kişilik bir toplulukta Fransızca konuşabilenlerin hepsi Almanca, Almanca konuşabilenlerin hepsi İngilizce konuşabilmekteymiş arkadaşlar. Dolayısıyla Fransızca en alt kümemiz olacak arkadaşlar. Bunu Almanca kapsamış olacak. Bunu da arkadaşlar İngilizce kümesi kapsamış olacak. Ve bunları isimlendirelim şimdi. A kişi burada olsun. B kişi burada olsun arkadaşlar. C kişi de bu kısımda olmuş olsun. Bu üç dili konuşabilenlerin sayısı, üç dili konuşabilenlerin sayısı nedir arkadaşlar? A'dır. A eşittir yalnız 2 dil konuşabilenlerin sayısının Yalnız iki dil konuşabilen arkadaşlar bakın burada dikkat ederseniz B'dir. Bu B'nin 3 bölü 5'i yalnız iki dil konuşabilenlerin sayısı. Yalnız iki dil konuşabilenler neydi? B arkadaşlar. Bir dil konuşabilenlerin sayısının 5 bölü 4 katı. Bir dil konuşabilen burada C kişi var. Yani C'nin de 5 bölü 4 katına neymiş eşitmiş. Bu toplulukta Fransızca bu, konuşabilen kaç kişi vardır diye sormuş. Yani A neye eşittir diye bize sorulmuş. Bakın şuradan A bölü B oranı bize verilmiş. A bölü B neye eşit arkadaşlar? 3 bölü 5'e. Burada da B bölü C oranı arkadaşlar neye eşittir? 5 bölü 4'e. Ortak harfimiz dikkat ederseniz B. Burada 5 var. Burada da 5 var. Dolayısıyla A'nın karşısında 3 olduğundan buna 3x. B'nin karşısında 5 olduğundan buna 5x. C'nin karşısında 4 olduğundan buna da 4x diyebiliriz. Bu ABC'nin toplamını bize vermiş. Bakın 48 kişilik bir toplulukmuş. Toplarsak buradan 12x gelir. 12x 48 ise x'i buradan 4 olarak buluruz. Bu toplulukta Fransızca konuşabilenleri yani A'yı bizden istiyordu. A da 3x arkadaşlar. Yani 3 çarpı 4'ten 12 eşittir. Doğru cevap Bursa. Örnek 14'e geldik. Herkesin İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşabildiği bir sınıftan bahsediyor arkadaşlar. O halde 3 tane kesişmiş küme çizelim. Öncelikle şuraya İngilizce diyelim, burası Almanca, burası da ne olacak? Fransızca olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? İngilizce konuşabilen herkes Almanca da konuşabilmekteymiş. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? Boş küme olmuş olur. Yalnız Almanca konuşabilenler, yalnız Fransızca konuşabilenlerden 3 kişi fazlaymış arkadaşlar. Yani e, buraya x dersek arkadaşlar yalnız Almanca konuşabilenler ne olur? x artı 3 olmuş olur. Dolayısıyla şuraları da isimlendirelim. Buralara a, b, c diyelim arkadaşlar. En az 2 dil konuşabilen 17 kişi varmış. En az 2 dil dediğine göre arkadaşlar 2 dilde konuşacak 3 dilde konuşabilir. Dolayısıyla a artı b artı c neye eşittir arkadaşlar? 17'ye eşittir. Ve Fransızca konuşabilen 12 kişi varmış arkadaşlar. Fransızca konuşabilenler de B artı C artı X'tir arkadaşlar. Bu da 12'ye eşittir. Buna göre demiş yalnız Almanca konuşabilenlerin sayısı. Yalnız Almanca konuşabilenler X artı 3 kişiydi. İngilizce konuşup Fransızca konuşamayanların sayısından. İngilizce konuşacak ama Fransızca konuşamayacak. Yani o da A'ydı arkadaşlar. Bundan kaç eksiktir demiş. Dolayısıyla a'dan x artı 3'ü çıkarmam lazım. Kaç eksiktir dediğine göre a'dan x artı 3'ü çıkarıyorum. Eksi x, eksi 3. Yani bizden istenen ifade budur arkadaşlar. O halde bakın şu verilen ifadeleri taraf tarafa ne yapalım? Çıkartalım. Çıkarttığım zaman b'ler gider, c'ler gider. Bakın buradan ne gelir? a eksi x ifadesi gelir. Bu da 5'e eşittir. Dolayısıyla buraya 5 yazarsam 5 eksi 3'ten 2'ye eşittir. Doğru cevap bursa. Örnek 15'e geldik. Satranç Akademisi tarafından düzenlenen ve 9 yaşından 13 yaşına kadar olan çocukların katıldığı kursta akademin kurucusu Mendenes katılan çocukları yaşlarına göre aşağıdaki tabloya işaretliyor. Tabloda her bir çarpı sembolü bir çocuğu ne yapıyormuş arkadaşlar gösteriyormuş. A, B, C kümelerini bize tanımlamış arkadaşlar. Buna göre A fark B birleşim C'nin dışının eleman sayısı kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle A kümesinin elemanlarını tespit edelim arkadaşlar. Daha sonra ondan ne yapacağız? B kümesinin elemanlarını çıkaracağız. B kümesinin elemanları neydi? 10 yaşındaki çocuklar arkadaşlar. Dolayısıyla 10 yaşındaki çocukları ne yapmamız lazım? A kümesinden çıkarmamız lazım. A kümesi neydi? 12 yaşında veya daha küçük olanlar. Dolayısıyla bakın 12 yaşında ve daha küçük olanları ne yapıyorum? İşaretliyorum. B kümesinin elemanları 10 yaşındaki çocuklar olduğu için bunları ne yaptım? Çıkardım arkadaşlar A kümesinden. Dolayısıyla şu anda mavi ile gösterdiklerim arkadaşlar nedir bizim? A fark B kümemizdir. Şimdi buna ne eklememizi istiyor arkadaşlar? C'nin dış kısmını eklememizi istiyor. C kümesi neydi bakın? 11 yaşında veya daha küçük olanlardı. Dolayısıyla C'nin dışı ne olur arkadaşlar? 12 ve 13 yaşındakiler olmuş olur. Dolayısıyla bu mavi olanlara 12 ve 13'ü eklersek arkadaşlar yani şunları da eklediğim zaman dolayısıyla tüm kümenin elemanlarını bulmuş oluruz. Bakın buradaki eleman sayımız kaç? 5. Burada 4 tane elemanımız var arkadaşlar. Burada 1 tane, burada da 2 tane. Topladığımız zaman 12 tane elemanımız olmuş olur. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 16'ya geldik. Güneş gözlüğü satan bir markanın online satış mağazası ekranında satışta olan 88 gözlüğün sıralandığı 4 farklı filtre varmış arkadaşlar. Bu filtreye göre arkadaşlar bakın ne demiş bize erkek var, kadın var arkadaşlar ve bunları nasıl ayrıştırmış dikkat ederseniz 0-500 TL arası olanlar var ve 500 TL üstü olanlar var arkadaşlar. 500 TL üstü olanlar şeklinde ne yapmış? Ayırmış. Şimdi bunları isimlendirelim arkadaşlar. Ne demiş bize? Kadın ve 500 TL üstü filtreyi seçtiğinde 24 sonuç. Hem kadın olacak hem 500 TL üstü. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? 24 olmuş olur. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Sitede 0-500 TL arasındaki gözlük sayısı arkadaşlar. 0-500 TL arasındaki Gözlük sayısı. Buraya da y dersek ne olur? x artı y'ye eşit olmuş olur. Bu ifade ne eşitmiş? Kadın gözlüğünün sayısı birbirine eşitmiş. Kadın gözlüğünün sayısı nedir arkadaşlar? Bakın x artı 24'tür. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olduğuna göre x'ler gider. Demek ki y ne eşittir arkadaşlar? 24'e eşittir. Dolayısıyla buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? 24 yazıyoruz. Sadece erkek filtresini seçtiğinde 41 sonuç arkadaşlar. Erkeği seçtiği zaman 41 dona olduğuna göre 24 burada var bakın. Buraya ne kaldı? 17 kalmış oldu. E toplam 88 gözlük vardı. Dolayısıyla bunların tamamını topladığım zaman 88 gelmesi lazım. 24 24 burada 48 var. 17 de burada var arkadaşlar. Topladığımız zaman buradan ne geldi? 65. Dolayısıyla 88'den de 65'i ne yapalım? Çıkaralım buradan. 3 2 yani ne olmuş oldu 23 olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki buradaki x'imiz de 23'e ne olacak eşit olmuş olacak. Buna göre 0 500 TL arasında olan kadın gözlüklerinin sayısı arkadaşlar. 0 500 TL kadın gözlüklerinin sayısı nedir? 23. 500 TL üstü erkek gözlüklerinin sayısından kaç fazladır demiş arkadaşlar? 500 TL üstü erkek bakın kaç taneydi? 17 tane. 23'ten de 17'yi çıkarırsak 6 olur doğru cevap Adana